bazı kimselerden uzak kalmayı tercih ederiz. Asıl iş, tahammül ederek onlarla geçinebilmek. Hak indinde makbul olmak. Makbul olmak ne demektir? Aranalım. Hakkımızda, ah o olsaydı, şimdi benim sıkıntımı geçiriverirdi denmesidir. İnsanlar bizi aramalı. Ve ekranlarına ve iz bırakanlara hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, her zaman söylediğimiz gibi insan denen varlık bu dünyadan sessizce gelip geçiyor. Ancak bazıları var ki vücutları toprağa karıştıktan sonra da eserleriyle, hizmetleriyle ve talebeleriyle yaşamaya devam ediyorlar. Bu büyük insanlar yaşadıkları toplumun yüz akı sayılıyor, öyle kolay kolay unutulmuyorlar. İşte bu akşam İz Bırakanlar programında bir mübarek zatı, bir mümtaz insanı, Hafız-ı Kur'an, Hamele-i Kur'an, Hadim-ül Kur'an, Gönelli Mehmet Efendi Hazretlerini anacağız. Programımızın hemen başında ömrünü Kur'an hizmetlerine adamış olan bu büyük İslam alemini bize biraz daha yakından tanıtacak olan kısa bir filmimiz var. Şimdi bu kısa filmi izledikten sonra Gönelli Mehmet Efendi'yi biraz daha yakından tanımış olacağız. ...1950'li yıllarda... Uzun yıllar süren manevi bir kışın ardından buzlar yavaş yavaş çözülmeye başlamıştı. Tekrar başaklar sel çekiyor, tekrar günler bahara doğru kayıyor, bülbüller saklandıkları kuytulardan başlarını çıkartıyor, bahara dem tutuyorlardı. İşte bu sıralar İstanbul'da bir bahçıvanı görüyoruz. Anadolu'nun her tarafından ders saadete akın eden ve sayıları on binleri bulan gül tohumlarını gözyaşlarıyla besleyen, koruyan, kol kanat geren bu zat, Hafız-ı Kur'an, Hamele-i Kur'an, Hadim-i Kur'an, Gönelli Mehmet Efendi Hazretleri'dir. Gönelli Mehmet Hoca ya da Gönelli Mehmet Efendi olarak bilinen büyük İslam alimi Mehmet Öğütçü, 1901'de Balıkesir'in Gönel ilçesinde dünyaya geldi. Babası Osman Efendi ve annesi Fatma Hanım dindar insanlardı. İlk eğitimini Gönel'de aldıktan sonra 1920'lerde dini tahsilini ilerletmek üzere Dersaadet'in yani İstanbul'un yolunu tuttu. Burada Serezli Ahmet Şükrü Efendi'nin rahli tedrisine diz çöktü. Talebelik yıllarına ait bir hatırası şöyledir. Vaktiyle biz talebelik yıllarımızda Fatih'ten kalkıyor, Ayasofya sabah namazı kılmaya koşuyorduk. Neden? Hafız İdris Efendi Kur'an'ı çok tatlı okuyor diye. Hafız İdris Efendi ne kadar okuyordu? Bir rekatta 20 sayfa okuyordu. Allah Allah. Bir rekatta 20 sayfa okuyor, bal gibi okuyor. Onun için koşardık oradan, Fatih'ten Ayasofya'ya. ...1925'te kıraat ilminden icazet aldı. Aynı yıl girdi İmam Hatip Lisesi'nden, 1927'de mezun oldu. İlk görev yeri Gönen Çarşı Camii İmam Hatipliği oldu. Hayatı boyunca süren İslam'ı anlatma görevini yerine getirirken hiçbir zaman bunu bir zorluk olarak görmemiş, ilim yolunda yerine getirilmesi gereken önemli bir vazife olarak değerlendirmiştir. Bunun bir göstergesi olarak özellikle sabah ve yatsı namazlarında görevli olduğu camide bizzat kendisi bulunmuş, diğer namazlarda ise yerine ehil birini bırakarak halkı din konusunda aydınlatmak üzere diğer cami ve mescitlere gitmiştir.
Ancak onun tüm özverili yapısına rağmen Gönenli Mehmet Efendi'nin hizmetlerinden rahatsız olan bazı kesimler aslı olmayan haberler çıkartmış, yanlış yönlendirmelerde bulunmuşlardır. Bunların sonucu olarak Gönenli Hoca Efendi zaman zaman Medrese-i Yusufiye'de yani hapishanede bulunmuştur. Hoca Efendi Gönen'de izdivaç yaptıktan sonra askerliğini tamamlamış ve ardından İstanbul'a dönmüş. İstanbul'da ise Hacı Kaftani, Dülgerlizade ve Hacı Hasan camilerinde imam hatiplikte bulunur. 1943'te tutuklanır ve Denizli hapishanesine gönderilir. Burada büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi ile tanışır. Mahkemesi beraatle neticelenir. 1954 yılında tayin edildiği Sultanahmet Camii İmam Hatiplik görevini 7 Temmuz 1982'de emekli oluncaya kadar sürdürür. Bu sırada değişik cami ve medreselerde fahri olarak hocalık yapar, ders okutur. Gönenli Mehmet Efendi imamlık yaptığı camilerde gönüllü vaizlik ve Kur'an hocalığı da yapmıştır. 1976'da Üsküdarlı Hafız Ali Efendi'nin vefatı üzerine boşalan Reisül Kurra görevini devralır. Emekli olduktan sonra da değişik camilerde özellikle hanım cemaatlere yönelik olan vaaz-ı nasihatlerine devam eder. Kur'an'ın hükümlerini ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini uygulamayı ve aktarmayı hizmet edinen Gönenli Mehmet Efendi'nin hayatı güzel ahlak örnekleriyle doludur. Gönenli Mehmet Efendi hizmetlerinde Peygamber Efendimizin hadislerinden yola çıkarak insanları müjdeliyor, sevdiriyor, zorlaştırmıyor, kolaylaştırıyordu. İnsanları, hatta çocukların gönüllerini bile güzel ahlakıyla fethediyordu. Cemaatinde onun sevgi dolu mesajından feyz almaya çalışan her kesimden insan vardı. İç dünyası Kur'an'ın hükümleri ve Peygamber Efendimizin sünnetiyle şekillenmişti. Hayatı boyunca Kur'an'a hürmete ve İslam'a hizmete büyük bir aşkla devam etmiştir. Hizmetlerini öğrencilerine aktardıktan sonra onların da bu hizmetleri kendilerinden sonra gelecek talebelerine vermelerini tembih ederdi. Gönenli Mehmet Efendi, hanımların imani eğitimine de çok özen gösterir ve bu konuda her türlü mücadeleyi yapardı. Bu hizmetler, 40'lı yılların en zor günlerinin yaşandığı son yıllara kadar devam etmiştir. Kur'an derslerinin önüne hiçbir şey geçirmek istemezdi. Hatta kızı vefat ettiği zaman evde cenaze işleri hazırlanırken, o gün Kur'an derslerinin aksamaması için talebelerine derse gitmiş ve daha sonra gelip cenaze işleriyle ilgilenmiştir. Gönenli Mehmet Efendi, Kur'an'a hizmet yarışında günümüzün önde gelen şahsiyetlerinden biriydi. Hayatını bizlere örnek teşkil edecek şekilde Allah rızası ve Peygamberimizin sünneti çerçevesinde yaşamış, bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. O bir köheylan gibi koştururken yaşlandığını bile hissetmez ve bir gün tarihler 2 Ocak 1991'i gösterirken Fatih Çırçır'daki evinde ruhunu Hakk'a teslim eyler. 3 Ocak 1991 Perşembe günü öğle namazından sonra Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınan Gönenli Mehmet Efendi, Edirne Kapı Sakız Ağacı şehitliğinde toprağa verilir. Cenaze namazı büyük bir cemaati kübra halinde eda edilir. Cenazesinde 30 bin kişiye aşkın bir cemaat hazır bulunmuştur. Emin Saraç Hoca cenazesi için şöyle diyor: İstanbul'da çok kalabalık cemaatler gördüm. Fakat böyle bir kalabalık hiçbir zaman görmedim. Mezarı Sakız Ağacı Şehitliği giriş kapısına göre sağ dip köşededir. Her iki taraftaki ihata duvarlarına